Donkuç Akademi'den herkese merhabalar. Ünitemizin ve senemizin ikinci dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Dersimizin konusu mol kavramı olacak. Daha önceden neler yaptık ve neler yapacağız şöyle bir bahsedelim program üzerinden. İlk dersimizde kimyanın temel kanunlarından bahsetmiştik. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları dedik. Gayet güzel sorularımızı da çözdük. Artık burayı cebe koyduğumuza göre bir adım öteye geçeceğiz. Şimdi mol kavramından bahsedeceğiz arkadaşlar. Mol kavramı sadece şimdi değil sadece bu sene değil Önümüzdeki yıllarda da çok çok ihtiyacımız olacak. Sürekli değineceğimiz üstünde duracağımız bir konu olacak. O yüzden lütfen özen gösterelim, dikkat edelim. Eğer önceki dersi kaçıran arkadaşlar varsa gitsin. Öncelikle o videoyu izlesinler. Lütfen oradaki çalışmaları tamamlayıp sonra tekrar burada bizimle buluşsunlar diyelim arkadaşlar. Ee, gördüğümüz üzere oldukça dolu bir program bizi bekliyor olacak. Her gün neredeyse bir dersimiz ya da bir çalışmamız, bir sürecimiz var. O yüzden programın gerisinde kalmamak için kanala üye olmayı, da olmayı e, ihmal etmeyelim. Hemen kanala üye olalım arkadaşlar. Şimdi nelerden bahsedeceğiz konu olarak karşımıza neler olacak? Haydi onlara bir değinelim. İlk olarak kim, mol kavramının tarihçesinden bahsedeceğiz. Böyle bir kavram nasıl ortaya çıktı? Nasıl Avogadro diye bir sayı ortaya çıktı? Ondan bahsedeceğiz bağıl atom kütlesi diyeceğiz. Bu sayede elementlerin kütleleri ve mol kavramı ile ilgili kıyaslamalar yapacağız. İzotop atomlar ve ortalama atom kütlesi diyeceğiz. Basit bir formülümüz var. Orada hesaplar yapacağız. İzotop kavramı üzerine şöyle tekrar bir duracağız. Tanecik sayısı ve mol kavramı. Kütle ve mol kavramı, hacim ve mol kavramı diye üç tane kavram üzerinden üç tane e, hesaplama üzerinden aslında mol kavramı ile ilgili hesaplamalar yapacağız arkadaşlar. E, peki bu dersi tamamlamak bize neler katacak? Bir kimyasalın miktarını ifade eden büyüklükleri mol kavramı üzerinden açıklayacağız aslında arkadaşlar. Hani maddelerde miktar deyince aklımıza genellikle kütle gelir veya hacim gelir. İşte bunların mol kavramıyla yani tanecik sayısıyla ilişkilerini de aslında burada açıklamış olacağız ve bu büyüklükler arasında da ilişkiler kurabiliyor olacağız. Bir maddenin kütlesiyle hacmi arasındaki ilişkiyi de aslında sadece yoğunluk üzerinden değil mol kavramı yani tanecik kavramı üzerinden de açıklayabiliyor olacağız. Ve tabii ki burayı tamamlamamız bizi ödevlere götürecek. Arkadaşlar temel ödev kitabımız sıfırdan ona kimya kitabı olacak. Birçoğunuzun elinde zaten var bir Yorum. Eğer hala da edinmemiş olanlar varsa bir an önce edinsinler ve ödevlerde bizi yakalasınlar. Sıfırdan ona da 34-54 arası bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Neler var mı? Şöyle hep birlikte bir göz atalım öncelikle. Kaynağımızda arkadaşlar ilk sayfamız bize konu anlatımı yapan sayfa olacak arkadaşlar. Burada konuyla ilgili bize bilgilendirmeler yapacak. Ardından konuyu anlatan bu sayfadan sonra bir sayfa dolusu soru bizi bekliyor olacak. Burada aslında o öğrendiğimiz konuyla ilgili soruları çözmüş. Dolayısıyla kazanımı edinmiş olacağız. Bu şekilde devam edecek. Önce konu sonra sorular şeklinde devam edecek. Ardından bölümü tamamladığımız zaman da tarama testleriyle bölüme genel bir bakış atma şansına sahip olacağız. Ünite tamamlandığı zaman da ünite testleriyle yine kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ardından Dinamo Kimya kitabı karşımıza çıkacak arkadaşlar. Burada Tesla 1420 22 arası bizim ödevimiz olacak. Şimdi burada neler karşımıza çıkıyor? Nasıl bir kitap var elimizde? Ondan şöyle bir bahsedelim. Dünyanın temel kanunlarını hepiniz tamamladınız zaten artık. Burada da her sayfanın başında bir tane çözümlü örnek bizim karşımıza çıkacak. Burada çözülen soruya benzer dört tane soruyla da kendimizi geliştirme şansına sahip olacağız. Yani farklı soru tiplerini nasıl çözebiliriz diye aslında bu kitap bize kazandırmış olacak. Bu şekilde bölümü tamamladığımız zaman da tarama testleri bizim karşımıza çıkacak. Yine aynı şekilde ünitenin sonuna geldiğimiz zaman e, tarama testleri. ...dışında ünite tekrar testleri olacak. Ardından ÖSYM tarzı... ...soruların bulunduğu tekrar e, testleri... ...karşımıza çıkacak. Sonrasında... ...Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımıza... ...yönelik soruların bulunduğu testlerimiz olacak. Ve e, en sonunda da... ...arkadaşlar yazılıya hazırlık... ...yazılı tipinde soruların bulunduğu... ...bir kısım karşımıza çıkacak. Her iki... ...kitapta da çözemediğimiz herhangi bir soru olursa... ...kare kod yardımıyla video çözümüne... ...gidip bütün eksiklerini giderme... ...şansına sahip olacağız. E, dediğim gibi arkadaşlar kitapların ikisi... De de çok önemli çok değerli kitaplar. E, hala da edinmemiş olan arkadaşlar varsa bir an önce ödevler diye bizi yakalasınlar. Bu e, kitapları alsınlar diyelim. O zaman haydi konumuza dalalım. Şimdi mol kavramı ve mol kavramının tarihçesinden bahsedecek olursak arkadaşlar öncelikle bir mol kavramı nedir? Bize neyi anlatır? Ondan bahsedelim. Hani bir deste veya bir düzine bizi bir tane sayısıyla bir taneyi ifade eden değerler yani ben atıyorum bir destek kağıt dediği zaman biliyoruz ki aslında 10 tane kağıttan bahsediyormuş veya bir düzine dediği zaman biliyoruz ki 12 taneden bahsediyor. İşte herhangi bir yerde bize bir mol diyorsa bu aslında benzer şekilde ama tabii ki biraz daha afilli bir sayıyla 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneci ifade edecek arkadaşlar. Burada tabii ki atom, molekül veya iyon gibi küçük taneciklerin sayısını belirtirken kullandığımız oldukça büyük bir sayı var karşımızda ve biz buna Avogadro sayısı adını vereceğiz. Şimdi bu sayıya nasıl ulaşmışız? Bundan birazcık bahsetmemiz gerekiyor. Avogadro çıktı ortaya ilki olarak ve bir kanun ortaya attı. Dedi ki aynı şartlar altında eşit hacim kaplayan gazların atom veya molekül sayıları da birbirine eşittir. Yani hacimle mol sayısının tanecik sayısının doğru orantılı olduğunu bize söyledi. Ardından 1870 yılında normal şartlar altında 1 santimetre küp hacimli gazın 1,9 çarpı 10 üzeri 19 tanecik içerdiği bilgisi ortaya çıktı. Sonrasında dedik ki 1 santimetre küp hacimindeki gaz standart şartlar altında yani oda koşullarında yaklaşık olarak 2,6 çarpı 10 üzeri 19 tanecik içerir dedik. Sonrasında normal şartlar altında yine 1 santimetre küp hacimli gaz 1,9 çarpı 10 üzeri 19 tanecik içerir dedik ve 1909 yılında belirli hacimde sıvı veya gaz tanecik sayısının 6,09 çarpı 10 üzeri 23 ile 6,4 çarpı 10 üzeri 23 arasında bir değere sahip olduğunu belirledik. Ve buradan son olarak ulaştığımız ortalama değer olarak dedik ki Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gibi yuvarlak bir sayıdır. Ve 1 e, mol gaz bir mol tanecik fark etmiyor türü e, bu kadar e, atom ya da tanecik içeri temel taneciği her neyse. Avogadro tabii ki e, ölüp giderken bu sayıdan haberi yoktu ama bu çalışmaların ilk adımını Avogadro attığı için onun adına ithaf edilen bir sayı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla tanecik sayısını ifade ederken kullanacağımız e, sayı bu olacaktır değer bu olacaktır. Buradan bağıl atom kütlesine gidelim arkadaşlar. Bundan bahsedelim. Hani şimdiye kadar öğrendiğimiz kavramlar arasında mesela daha doğrusu henüz öğrenmedik ama bir gibi bir kavram vardı. Orada dediğimiz şu oluyordu. Florun... ...değerini biz en büyük kabul edelim. 4 olarak kabul edelim. Diğerlerini buna göre değerlendirmeye alalım. Yani burada da aynı şey var. Bir elementi referans olarak kabul edeceğiz. Buna göre diğer elementlerin kütleleriyle ilgili yorum yapma şansına sahip olacağız. İşte buna bağıl kavram diyeceğiz. Ve atom kütlesinden bahsettiğimiz için de... ...bağıl atom kütlesi değerini kullanacağız. Şimdi burada... AKB gibi bir birim karşımıza çıkacak. Hani nasıl altını ölçerken e, gram kullanıyorsak kütle birimi olarak ya da bir insanın kütlesinde kilogram kullanıyorsak ya da işte bir filin kütlesinden bahsediyorsak ton bizim için kullanışlı oluyorsa bir atomun ya da bir molekülün kütlesini hesaplarken belirtirken de orada kullanacağımız birim çok çok küçük kütleleri ifade eden bir birim olmalı. İşte ona da atomik kütle birimi adını vereceğiz. Yani adı üzerinde zaten bir kütle birimi olarak karşımıza çıkacak. Ve referans atom atom olarak da karbonun 12 izotopunu kullanacağız. Diyeceğiz ki karbon 12 izotopu Bizim referans atomumuz olsun ve burada şöyle bir değerlendirmeye gideceğiz. Diyeceğiz ki karbon 12 izotopunun ki şunu biliyoruz ki karbon 12 izotopunda yapı olarak değerlendirdiğimiz zaman hani sol alta yazdığımız sayı proton sayısıydı. 6 tane proton 6 tane nötron vardır. E, protonların kütlesi nötronların kütlesine eşit o yüzden kütle numarası 12'dir demiştik. İşte proton ve nötronların kütlesi birbirine eşit ve biz bir tane karbon 12 izotopunun 12 atomik kütle birimine sahip olduğunu biliyoruz hesaplıyoruz değerlendiriyoruz. Dolayısıyla her bir protonun ve her bir nötronun kütlesini yaklaşık olarak bir atomik kütle birimi olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla da biz bu bilgiye sahipsek diğer atomların kütleleriyle ilgili de yorum yapabiliriz. Yani şu bilgiye bizi götüren her bir protonun ve her nötronun kütlesinin bir atomik kütle birimi olduğunu bize söyleyen karbon 12 izotopunun kütlesinin 12 atomik kütle birimi olduğunu kabul etme durumu olacak. Peki neden bu referans atom olarak hidrojeni ya da oksijeni değil de karbon 12'nin izotopunu tercih ediyoruz? Şimdi burada iki tane çok önemli durum karşımıza çıkıyor. Bir doğada bulunma yüzdesi çok yüksek. Yani karbonun karbon 12, karbon 13 ve karbon 14 olmak üzere doğada 3 tane izotopu var. Ama bu 3 izotop arasında doğadaki miktarlara baktığımız zaman yüzde 99.9 gibi bir oranla karbon 12 izotopunun var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla laboratuvarda alıp karbonla ilgili bir çalışma yaptığımız zaman kullandığımız karbon atomunun karbon 12 olma ihtimali çok 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 yüksek. Dolayısıyla hata payını minimize etmiş oluyor. Dolayısıyla bunu kullanıyoruz. Ayrıca Karbon bileşiklerinde her zaman dört bağ yapan ve neredeyse her elementle bileşik yapabilen bir element. E, doğada miktarı olarak da çok fazla o yüzden kullanımı da çok kolay. Bu nedenle de çoğu elementle bileşik yapıp da miktarının bu kadar fazla olması... ...onun tercih edilen element olmasını bize sağladı arkadaşlar. Peki kütle ile e, bu mol kavramı arasındaki ilişkiyi nasıl kurabiliriz? Atomların ve moleküllerin kütlesini nasıl bulabiliriz? Bunu değerlendirelim. Ne dedik biz? Eğer taneden bahsediyorsak bir tane atomun ya da bir tane molekülün kütlesinden bahsediyorsak burada ona karşılık gelen birimin atomik kütle birimi olması gerekiyor. Şimdi diyeceğiz ki hidrojen mesela bak kütle numarası bir bu ne demek oluyor? Bir tane protonu vardı nötronu yokmuş o zaman hidrojen atomunun kütlesi bir AKB olarak karşımıza çıkacak. Peki artı bir yüklü hidrojen iyonu derse burada nasıl bir yorum yapacağız? O zaman diyeceğiz ki artı yüklü olması demek bir elektron kaybetmesi demek elektronları kütlesiz olarak kabul ettiğimize göre artı ya da eksi yüklü olması fark etmez. Yani iyon duruşuna geçmesi tanecin kütlesini etkilemez. O zaman hidrojenin artı bir yüklü taneciği de bir atomik kütle birimi kütleye sahip olacak. Oksijenin kütle numarasını 16 vermiş. O zaman diyeceğiz ki bir tane oksijen atomu 16 AKB'dir. Veya oksijen eksi 2 yüklü olursa bu ne demek? Dışarıdan iki elektron almış olması demek oluyor. Gene aynı şekilde elektronları kütlesiz kabul ettiğimiz için kütleyi etkilemeyecektir. O da 16 AKB kütleye sahip olacaktır. Peki molekül haline gelirse yani atom grupları oluşturursa ne diyeceğiz? Bu defa bak H2 ne demek? İki tane hidrojen atomu demek. Şimdi iki tane hidrojen atomu var. Her birinin kütlesinin bir olduğunu biliyoruz. Demek ki her bir H2 molekülünün kütlesi 2 AKB'ymiş. Eşittir diyelim tabii ki. Şey, e, H2, HO2 derse ne diyeceğiz? Peki burada arkadaşlar bak bileşim formülünde bir tane hidrojen var. Onun kütlesi 1. 1 çarpı 1 diyelim. Artı 2 tane oksijen var. 2 çarpı 16 da oksijenden gelecek. Çünkü oksijenin kütlesinin 16 olduğunu öğrenmiştik. Dolayısıyla 32 artı 1'den 33 AKB'lik bir kütleye sahip olmasını bekliyoruz. Yani her bir HO2 molekülü 33 AKB kütleye sahiptir. H2O olsaydı ne diyecektik? Bu defa diyecektik ki bak iki tane hidrojen var. O zaman iki artı bir oradan gelecek. Artı bir tane oksijen var. Yani bir çarpı 16 da oradan gelecek. Dolayısıyla 18 atomik kütle birimi de suyun molekül kütlesi olacak arkadaşlar. CH4 deseydi bak karbon 12 vermiş. Bir tane karbon var 1 çarpı 12 diyeceğiz. Artı 4 tane hidrojen var. Her birinin kütlesinin 1 olduğunu biliyoruz soru bize vermiş. Dolayısıyla 16 AKB olarak bu da yine karşımıza çıkacak. Devam edelim. Karbon dioksit. Bak karbon. Bir tane karbon var. 1 çarpı 12 oradan gelecek. Artı 2 tane oksijen var. 2 çarpı 16 da oradan gelecek. Toplamda ne yaptı? 40 yaptı. E, 44 yaptı pardon. Demek ki bir molekül karbondioksit 44 atomik kütle birimi kütleye sahipmiş. Sodyum hidroksit sodyumun bir tane var 23 olduğunu biliyoruz bize vermiş burada. Oksijenin bir tane var ve 16 olduğunu biliyoruz ve hidrojenin bir tane var ve bir kütleye sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla toplamda 40 AKB'lik bir kütleye sahip olduğunu görürüz arkadaşlar. Atomların ve moleküllerin kütlesini değerlendirirken yapmamız gereken işlem bu kadar basit. Yani atomların kütle numaralarını biliyorsak kütlelerini hem atom yapılarında hem molekül yapılarında kolaylıkla yazabiliriz. Hemen bir tane örnek çözelim o zaman. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin mol kütlesi diğerlerinden daha büyüktür diye soruyor. Bulalım tek tek bakalım. C3H8 diyor arkadaşlar. Bak burada bize kütle numaralarını zaten vermiş. O zaman bunun kütlesini hesaplarken diyeceğiz ki 3 tane karbon var. Her biri 12 artı 8 tane hidrojen var ve her birinin kütlesi 1. Şurada bize söylemiş bunları. Dolayısıyla toplamda ne yaptı burası? 44 yaptı. Yani C3H8'in mol kütlesi 44'müş. Bu aslında şu demek. Bak bir tanesi 44 AKB, bir molü 44 gramdır demek oluyor. Az sonra bundan tekrar bahsedeceğiz. Karbon dioksit diyorsak bir tane karbon var. 1 çarpı 12 oradan gelecek. 2 tane oksijen var. 2 çarpı 16 da oradan gelecek. Dolayısıyla 44 olarak gene buradaki cevabı bulacağız. Yani C3H8 ile CO2'nin molekül kütleleri birbirine eşitmiş. Birbirinden çok farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen her ikisinden de birer molekül aldığın zaman aynı kütlede tanecikler elinde olacak. CH3OH bak burada ne var elimizde? Bir tane karbon var 12 oradan gelecek. Artı Toplamda 4 tane hidrojen var farklı yerlerde yazılsa bile. Dolayısıyla 4 çarpı 1'den 4 de oradan gelecek. Bir tane de oksijenimiz var. Oradan da 16 gelecek. O zaman bunun molekül kütlesinin 32 olduğunu kolaylıkla hesaplayabileceğiz. Veya kükürtlü dioksit diyorsa 32 kükürdün kütlesiymiş. 2 çarpı 16 da oksijenlerden gelecekmiş ve dolayısıyla toplamda 64 olarak bunun kütlesini bulacağız. Benzer şekilde CS2'de 12 karbondan gelecek. 2 çarpı 32 de kükürtten gelecek. Dolayısıyla toplamda 76 gibi bir kütle bulacağız. Yani bunlar arasındaki en büyük hangisidir derse tabii ki CS2'yi işaretleyeceğiz arkadaşlar. En büyük kütleyi hesaplamış olacağız. Geliyoruz izotop kavramından bahsetmeye ve ortalama atom kütlesini değerlendirmeye arkadaşlar. İzotop kavramları dok, e, atomlar kavramına 9. sınıftan zaten hakimiz neydi peki? Atom numarası aynı ama nötron sayısı farklı dolayısıyla da kütle numarası birbirinden farklı olan tanecikler birbirinin izotopuydu. Yani aslında şöyle değerlendirebiliriz. Aynı elementin atomları bunlar ama nötron sayıları farklı oldukları için kütleleri de birbirinden farklı oluyordu ve diyoruz ki aynı elemente ait oldukları için kimyasal özellikleri birbirleriyle aynı olacak tamamen ama kütle fiziksel bir özellik olduğu için bu tanecikler Aynı elemente ait olmalarına rağmen farklı fiziksel özelliklere sahip olacaklardır. İzotop tanecikleri genel olarak böyle tanımlıyorduk. Mesela karbon e, atomunun izotoplarını değerlendirdiğimiz zaman bak karbon 6 kütle numarası 12 ise bu nötron sayısının 6 olduğu demek olacak. Bir diğer karbonun atom numarası 6 imiş, kütle numarası 13'müş. Demek ki nötron sayısı 7 imiş. Diğer karbon atomunun 6 14 olduğuna göre 8 tane nötronu varmış. İşte nötron sayısındaki bu farklılık onların birbirinin izotopu olması gerektiğini bize gösterecek. Peki bu atomlara ait ortalama atom kütlesini nasıl hesaplarız? Yani bunu şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Karbon atomundan bahsediyoruz. Periyodik sistemde sadece bir tane Kutucuk ayırmışız karbon atomunu ama doğada üç tane farklı karbon atomu var. Dolayısıyla oraya bir kütle değeri yazarken e bunların herhangi birinin ya da aritmetik ortalamasının değil ağırlıklı şekilde ortalamasını değerlendirmemiz gerekecek. Yani doğada karşımıza çıkan karbonları e kullandığımız zaman elimizde oluşacak ortalama bir kütle değerinin olması gerekiyor. O periyodik sisteme yazmamız gereken. Burada kullanacağımız formül şu olacak. Kaç tane izotopu varsa hepsi için aynı şeyi yapacağız. Doğada bulunma yüzdesiyle bu izotopların kütlesini çarpıp bütün izotoplar için bu çarpımları toplayıp yüze böldüğümüz zaman ortalama atom kütlesi yani periyodik sisteme yazabileceğimiz o değeri elde etmiş olacağız. Mesela klordan bahsediyorsak klorun doğada iki tane izotopu var arkadaşlar. Bak klor olabilmesi için zaten atom numarası 17 olmak zorunda. 17 değilse başka bir elemente ait olacak zaten. Aynı elemente ait olduklarını buradan anlıyoruz. Kütle numarası birinin 35'miş diğerinin 37'ymiş. Yani birinin 18 nötronu varmış diğerinin 20 nötronu varmış. Bunların doğada bulunma yüzdelerini de bize verdikten sonra yapacağımız ne olacaktı? Şimdi birinci klorizotopunun kütle numarası 35 doğada bulunma yüzdesi 75 artı ikincinin Kütlesi 37, doğada bulunma yüzdesi 25. Zaten iki tane izotop var sadece ve toplamları %100'ü tamamladı bizim için yeterliymiş. O zaman burayı yüze böldüğümüz anda biz ortalama atom kütlesini hesaplamış olacağız. Ve dolayısıyla da 35,5 gibi bir değere ulaşacağız. Yani klor için periyodik sistemde yazmamız gereken demek ki bu olmalıymış. Veya magnezyumdan bahsediyorsak. Doğada 3 farklı izotopu varmış ki bak şu yüzdeleri topladığımız zaman Yüzü elde ediyorsak bu e, bütün izotopları yazdığımız anlamına gelecek. O zaman her izotop için aynı işlemi yapalım. Bak magnezyum olduğu hepsi 12 atom numarası sahip de ki aynı elemente aitler. O zaman birinci izotopun kütlesi 24 doğada bulunma yüzdesi 79 artı ikinci izotopun 25 doğada bulunma yüzdesi 10. Üçüncü izotopun 26 ve doğada bulunma yüzdesi 11. Hepsi toplamda yüzde yüzü tamamladığı için artık yüze bölebilirim. Böylece bulduğum değer bana ortalama atom kütlesini verir ki buradan da 24,32 gibi bir değer ulaşırım. Demek ki magnezyumun ortalama atom kütlesi buymuş. Periyodik sisteme yazabileceğim değer de bu olacaktır arkadaşlar. Ki hani yaptığımız hesapta bir hata olma ihtimali var mı? Bunu kontrol etmek istiyorsak da şunu yapacağız. 3 değer ya da kaç değer varsa en büyükle en küçük arasında bir değer olmak zorunda. Yani 24 ile 26 arasında bir değer bulmak zorundayız zaten ve yüzdesi doğada bulunma yüzdesi hangisinin fazlaysa ona daha yakın bir değer bulmak zorundayız tabii ki. E, magnezyum 24'ün yüzdesi en fazla olduğu için ona çok daha yakın bir değer bulmuş olduk. Dolayısıyla işlemimizde bir hata olma ihtimali oldukça düşük. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Bize diyor ki hidrojen ve döteryumdan oluşan H2X ve D3Y bileşiklerinin mol kütleleri birbirine eşitmiş. X elementinin atom kütlesi 16 olduğuna göre Y elementinin atom kütlesi kaçtır? Bak izotop atomlar tam atomları direkt karşılaştırabiliriz ama bunların oluşturduğu bileşiklerde de oluşturdukları kütleler birbirinden yine farklı olacak. İlk başta yaptığımız öğrendiğimiz konuyu şurada biraz daha tekrar ederek gidelim. Bak H2X dediğine göre hidrojenin atom kütlesi kaçmış? 1 bize bunu verdi. Döteryumun atom kütlesi de 2'ymiş. Soru bize bunları vermiş oluyor. O zaman H2X'in Molekül kütlesini hesaplamak istiyorsak 2 çarpı 1 artı x'in atom kütlesi dememiz lazım. Yani 16 diyeceğiz. Dolayısıyla burayı 18 olarak bulacağız. E demek ki H2x'in molekül kütlesi 18'miş. D3 y'den bahsediyorsak bunu hesaplarken de diyeceğiz ki 3 tane döteryum var ve her bir döteryumun kütlesi 2 artı ynin kütlesi Neyse bu bize D3 y'nin molekül kütlesini verecek ki bunların molekül kütlelerinin birbirine eşit olduğunu söylediğine göre Demek ki bu toplamın bize 18 vermesi gerekiyormuş. O zaman y değeri 6 18 eksi 6'ya eşit olması gerektiğine göre 12 olarak karşımıza çıkacak ve cevabımız Tabii ki a seçeneğinde yer alacak. geçiyoruz tanecik sayısı ve mol kavramı arasındaki ilişkiyi nasıl belirleyebiliriz arkadaşlar? Hani ta dersin başında bir Avogadro sayısından bahsetmiştik. Dedik ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bak bu bir mol taneciğin içerdiği tanecik sayısını bize verecek. Peki o tanecikler neler olabilir? Kimyasalın türünü de bize belirten bu tanecikler ya atomdur. Ya moleküldür ya da iyondur arkadaşlar seçeneklerimiz bunlardan ibaret olacak 9. sınıftan yine hatırladığımız bilgiler bu eğer bizim elimizde bir metal varsa bir ametal varsa veya pardon bir yarı metal varsa veya bir soy gaz varsa bunların kimyasal türü her zaman için atom oluyordu dolayısıyla bunlar da atomlardan bahsediyor olacaktık. Eğer bir atom grubu oluşumu söz konusuyla kovalent bağlardan oluşan... ...burada da molekül yapıları vardı. Cl2, Ch4 ya da c 6 H12, O6 gibi molekül yapıları yine bir tanecik bizi ifade edecektir. Ya da yüklü tanecikler varsa bu kök ya da e, atomik iyon olabilir. E, yüklü tanecikleri de iyon olarak isimlendirecektik. Dolayısıyla bu taneciklerin herhangi birinde kullanacağımız ifadeler Avogadro sayısıyla değerlendirilebilir. Yani mesela bize bir mol demir atomu diyorsa... Bu Avogadro sayısı kadar yani ena tane yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane demir atomundan bahsettiğini ifade eder aslında veya 1 mol metan molekülü diyorsa yine aynı şekilde 6.02 çarpı 10 üzeri 23 yani ena tane metan bu defa molekülünden bahsettiğini anlamış olacağız arkadaşlar e tanecik atom ya da molekül ya da iyon olması fark etmiyor mol diyorsa bunun karşılığı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 veya e, sembolüyle ena tane demek olacak. Birazcık örneklerle kendimizi geliştirelim bu konuda. Mesela diyor ki 1 mol C3H8 molekülünde. Bak soruları değerlendirdiğimiz zaman içerisinde neler var? 1 mol demek ne demekti arkadaşlar? 1 mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demekti. Şimdi molekülden bahsettiğimize göre demek ki Elimizde bu kadar molekül varmış. Hemen ilk soruya geçelim. Kaç tane C3H8 molekülü vardır? Bak ilk sorunun cevabı hemen zaten aslında bizim kavramımızda yer alıyor. Demek ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane veya ena tane C3H8 molekülü var. Kaç mol karbon atomu vardır diyorsa? Bak bunu şöyle değerlendireceğiz hemen. Basit bir hesapla. E, molekülün yapısında her bir molekülde 3 tane karbon atomu olduğunu görüyoruz. Yani her bir molünde de 3... ...mol karbon atomu olmasını bekleriz tabii ki. ya şöyle düşünün bir tane sepet var sepetin içerisinde üç tane yumurta var. Şimdi her bir sepette üç yumurta varsa bir deste sepette bir deste, üç deste yumurta olmasını bekleriz gibi e, yorumlayabiliriz. Kaç tane karbon atomu var diyorsa eğer arkadaşlar bu defa diyeceğiz ki e, elimizde üç mol olduğuna göre... 3 mol demek tane cinsine çevirirken bunu 3 ile genişletmek demek olacak. Yani 3 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yani 1,806 çarpı 10 üzeri 24 tane demek olacak arkadaşlar. Sadece 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü 3 ile genişletmiş olduk. Kaç mol hidrojen atomu var diyorsa bak şuna geliyoruz hemen. Her bir molünde 8 mol hidrojen atomu var ya da her bir tanesinde 8 tane hidrojen atomu var. O zaman bizim elimizde 1 molden bahsettiğine göre 8 mol hidrojen atomu vardır deriz. Kaç tane hidrojen atomu varsa yine aynı şekilde 8 molün tane karşılığını nasıl sağlarız? 8 ile 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü çarparak bulabiliriz. Bu da 4,816 çarpı 10 üzeri 24 tane demek olur veya işte 8 na tane demek olur. Buna eşitlemiş oluruz. Peki mol sayısını başka şekilde ifade edebilir miyiz arkadaşlar? Hani dedik ki tanecik sayısını belirten ifadeler bunlar tanecin türüne göre dolayısıyla değişkenlik gösterecek. Eğer bizim taneciğimiz atomlarsa burada atom gram kavramını kullanabiliriz. Yani bir mol atom aslında bir atom gram demek olur. Ya da eğer molekülden bahsediyorsak bir mol molekül aslında bir molekül gram demek olur. Ya da iyonlardan bahsediyorsak eğer bir mol iyon aslında bir iyon gram demek olur. Bunlar tamamen aynı kavramlar olacak. Veya iyonik bir bileşikten bahsediyorsak mesela NaCl bileşiği var elimizde. Bunun bir molü bir mol sodyum klorür demek olacak. E demek bir formül gla, gram sodyum klorüre karşılık gelecek arkadaşlar. Buradaki bileşimiz bir molekül değil. İyonik bir bileşik yapısı olduğu için bir formüle sahip. Bunu da formül gram kavramı üzerinden değerlendireceğiz. Hemen bir soru daha çözelim bakalım burada. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu içeren C3, C3, COH bileşiği diyor arkadaşlar. Hemen bu ifadeyi gördüğümüz anda şunu yapıştıracağız. Diyeceğiz ki 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ise 1,204 çarpı 10 üzeri 23 e, kaçtır? Buradan bir ilerlememiz gerekecek. Şimdi 6,02'nin 2 katı 12,04'tü değil mi? Dolayısıyla burada e, 1,204'te özür diliyorum. E, virgülü bir sola kaydırmamız demek ne olacak? Ona bölmemiz demek olacak bunu. Demek ki aslında elimizde 0,2 mol karbon atomu varmış. Bak, Sadece şu sayıyla biz e, 0,2 molden bahsettiğimizi anlamış oluyoruz. Şimdi bunun içerisinde e, toplamda her bir molekülün içerisinde iki tane karbon atomu olduğunu gördüğümüze göre diyeceğiz ki 1 molünde 2 mol karbon atomu varsa basit oran orantı hesapları yapacağız her zaman için. 0.2 mol karbon atomu içeren bileşin kendisi kaç moldür? Bak yapacağımız işlemle biz molekülün mol sayısını bulmuş olacağız buradan. Dolayısıyla ne çıkacak? onda bir olduğuna göre yani 0.1 mol olarak bulacağız. Demek ki içerisindeki karbon atomu sayısı 0.2 mol ama kendisi 0.1 molmuş. 0.1 Na tane molekül içerir. Bak 0.1 Na tane demek aslında 0.1 mol demekti değil mi? Na çünkü Avogadro sayısını bize ifade ediyordu. Dolayısıyla bu ifademiz doğru olacak. Bizi molekül dediği için burada bulduğumuz değer molekül sayısını bize veriyordu. Geçiyoruz 0.2 mol hidrojen atomu içeri. Bak bunu nasıl yorumlarız? Deriz ki her bir molekülün içerisinde dört tane hidrojen atomu var. Dolayısıyla her bir molü aslında dört tane hidrojen, 4 mol hidrojen içeriyordur diyeceğiz. O zaman elimizde 0.1 mol olduğuna göre 0.1 mol molekülün içerisinde kaç mol hidrojen vardır diye sorarız. Bunun cevabı da tabii ki 0.4 mol olur. Oysa ki bu 0.2 mol olduğunu söylemiş. O zaman bu ifademiz yanlıştır deriz. Toplam 0.8 Na tane atom içerir. Bak Na tane demek mol demekti. Burayı unutmuyoruz tabii ki. O zaman şuna gideriz. Şimdi 2 tane karbon, toplamda dört tane hidrojen, iki tane de oksijen var. Yani toplamda her bir molekülün içerisinde 8 tane atom var. O zaman her bir mol molekülün içerisinde 8 mol atom vardır. Buna göre bizim molekülümüzün mol sayısı 0.1 olduğuna göre içerdiği atom mol sayısı kaçtır deriz. Dolayısıyla hemen buna 0.8 mol olduğunu kolaylıkla hesaplayabiliriz. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Şöyle tamamlayalım. Birinci ve üçüncü ifadelerimiz doğru. Cevabımız C seçeneğinde olacaktır mol kavramını kütleyle nasıl ilişkilendirebiliriz arkadaşlar bunun üzerine biraz konuşacak olursak şimdi atomik kütle biriminden bahsetmiştik demiştik ki tanecik sayısının kütlesini ifade ediyorsak çok küçük miktarlardan bahsediyorsak atomik kütle birimini kullanırız burada şu aklımıza gelebilir değerlendirme yapabiliriz hani nasıl ki bir kilogram eşittir bin gramdır diyorsak Aynı şekilde bir gram da eşittir 6,02 çarp 10 üzeri 23 AKB'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Yani bunu aslında şöyle de değerlendirebiliriz demek ki. Bu NA sembolüyle gösterilebildiğine göre demek ki bir gram demek aslında NA AKB'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu ilişki bizi karşımıza çıkacak bütün soruları cevaplandıracak hale getiriyor. Aklımıza burada neyi getireceğiz ilk olarak? Eğer soru bize tane diyorsa... Burada kütle birimi olarak atomik kütle birimini kullanmamız gerekiyor. Eğer bize soru mol cinsinden verdiyse burada da değerlendireceğimiz kütle gram cinsinden olacak. Ama eğer tane cinsinden verip gram cinsinden kütle istiyorsa burada demek ki e, hani kütleyi gram cinsinden istediği için enayı karşıya bölü olarak atmam gerekecektir. Eğer tam tersi mol cinsinden verip AKB cinsinden istiyorsa bu defa enayi karşıya çarpı olarak atmam gerekiyordur. Hemen örnekler üzerinden biraz daha iyi anlayalım bunu. Diyelim ki bir tane hidrojen atomu verdi ve AKB cinsinden kütle istiyor. Bak tane'nin karşılığı zaten AKB olmalıydı. Hidrojenin atom kütlesinin bir olduğunu bildiğimize göre demek ki bu doğrudan bir AKB olmalıymış. Ama bir mol hidrojen atomu kaç gramdır diye soruyorsa bak molün karşılığı gram olmalıydı. O zaman bunun karşılığı da cevabı da bir olmalı. Bir mol hidrojen atomu bir gramdır dememiz gerekiyor. Eğer ki soru tane verip gram cinsinden istiyorsa bak bu defa yapmamız gereken şu olacak. Tanenin hidrojen şey e, e, gram cinsinden karşılığı yani aslında bir AKB'yi grama burada çevirmemiz istiyor. Ne olmalıdır? Tabii ki bir bölü NA şeklinde ifade edilmelidir. NA'ya bölerek gram karşılığını bulurum. Tam tersini yapsaydı 1 mol hidrojenin AKB cinsinden karşılığını isteseydi. Yani aslında e, AKB cinsinden değerlendirdiğimiz zaman çok büyük bir kütleden bahsediyor olmamız gerekecek burada. Ena'yı tabii ki çarpı olarak ele alıp 1 çarpı NA AKB dememiz gerekiyor. Benzer şeyi c 4 molekülü üzerinden yapalım. Burada arkadaşlar diyeceğiz ki karbonun atom kütlesi 12. O zaman c 2 4ün molekül kütlesini bulurken 2 çarpı 12 artı hidrojenlerin de atom kütlesi 1 olduğuna göre 4 çarpı 1 diyeceğim ve burayı 28 olarak bulacağım. Bak bu ne demek aslında bu ifadeyi bulduğum anda? Demek ki bunun bir tanesi 28 AKB'dir. Hemen yazalım. Bir molü de 28 gramdır. Şimdi karşılıklar bunlar olmalı ama benden tane cinsinden verip gram cinsinden istiyorsa. Bak bu durumda hemen yapacağım e, sayıyı ena'ya bölmek olacak. Yani 28 bölü ena gramı eşittir bir tane C2H4 atomu e, molekülü pardon. Eğer 1 mol C2H4 deseydi bu defa da e, AKB cinsinden istediği için ena ile çarpıyor olmam gerekiyordu. Yani 28 çarpı ena AKB'ye eşittir demem gerekiyordu. Hemen birkaç soruyla kendimiz biraz daha geliştirelim. Bize demiş ki mesela C2H4 molekülü için ilk soru molekül kütlesi kaçtır? Bak bunu bulurken ne yapıyorduk? Hemen C2H4'ü karşımıza alıyoruz. Diyoruz ki iki tane karbon var. Her bir karbonun kütlesi 12. Dört tane hidrojen var. Her birinin kütlesi 1. Bir. Dolayısıyla bunun molekül kütlesi 28'dir. Bu bilgiye ulaşmak bunun bir tanesinin 28 AKV bir molünde 28 grama eşit olduğunu bilmek demek olacak. O zaman. 10 tanesi kaç AKB'dir? Bak hemen ne dedik? Bir tanesi bizim elde ettiğimiz bilgilere göre 28 AKB'ydi. O zaman 10 tanesi kaç AKB'dir şeklinde basit bir oran orantı oluşturabiliriz. Dolayısıyla sadece 10 katını almamız yeterli olacak. Yani 280 AKB'ye eşittir demek yeterli olacak. Ne demiş başka 0.25 molü kaç gramdır? Bak biz hangi bilgiye sahibiz? Şuradan 1 molü 28 Gram da değil mi kütle olarak? Buna göre elimizdeki 0.25 molü kaç gram olmalıdır? Yine basitçe oran orantımızı kurduk. Sadece dörtte birini almamız gerektiğine göre arkadaşlar. Burada ne diyeceğiz? Demek ki 7 grama eşitmiş bunun kütlesi. 5 tanesi kaç gramdır? Bak tane vermiş gram cinsinden istiyor. Buraya dikkat edeceğiz işte. Tane AKB'ye çevirmemize gerek yok. Ya da molü grama çevirirken bir işlem yapmamıza gerek yok. Ama tane cinsinden verip gram cinsinden istiyorsa yapacağımız şu olacak diyeceğiz ki. Bunun bir tanesi 28 akb olmalıdır. Buna göre 5 tanesi kaç akb'dir? Yani öncelikle akb cinsinden kütlesini biz bunun bulacağız. Dolayısıyla e, burayı 140 akb olarak bulacağız. Ama soru bizden gram cinsinden istediği için bunu da grama çevireceğiz. Peki akb'yi grama nasıl çevirirdik? Tabii ki na'ya bölerek çevirdik. Demek ki 140 bölü na grama eşit olmalıymış arkadaşlar. Bu şekilde cevabı yapıştırabiliriz. 0.5 molü kaç AKB'dir diyor. Bak ne vermiş bize? Burada taneyi gram cinsinden sormuştu. Bu defa da molü AKB cinsinden soruyor. Yapacağımız şu olmalı. 1 molden bahsediyor olsaydık bunun 28 gram kütleye sahip olması gerekiyordu. Buna göre 0.5 molden bahsediyorsak kütlesi kaç gram olur? Hemen yarısı olduğuna göre demek ki 14 gram olmalıymış. Bunu hesapladık ama Gram bizim için yeterli değil. AKB cinsinden istiyor ve gramı AKB'ye çevirmek bulduğumuz değeri NA ile çarpmak demekti. Dolayısıyla 14 NA AKB gibi bir kütleye sahip olduğunu belirtebiliriz. Veya 2 molü kaç gram hidrojen içerir diyor. Bak şimdi içerdiği atomlardan bahsediyor. Bunu şöyle yorumlayacağız. Diyeceğiz ki C2H4 molekülünün içerisinde 4 tane hidrojen var. O zaman molden de bahsettiğimiz için bunun 1 molü 4 çarpı 1 yani 4 gram hidrojen atomu içerir. Buna göre 2 molü kaç gram hidrojen atomu içerir? Hemen cevabımız ne olacak? Tabii ki 4 katı olması gerektiğine göre 8 gram hidrojen atomu içerir diyeceğiz. Eğer ki burada gram değil de AKB cinsinden sordaydı, o, sorsaydı o zaman da 8 çarpı NA AKB hidrojen içerir diye cevap verecektik. Hemen bir soruyla biraz daha iyi anlayalım bu konuyu. Avogadro sayısı kadar atom içeren. Bak bu neyi anlatıyor bize arkadaşlar? Avogadro sayısı kadar. Bu aslında bir mol madde demek oluyordu bize. Dolayısıyla atom dediğine göre bir mol atom içeren. Hemen bileşiğimize gidiyoruz. S2O3 bileşiği. Bak diyeceğiz ki bunun bir tanesinde beş tane atom var. Dolayısıyla da bir molünde beş mol atom var aslında. Çünkü iki tane kükürt, üç tane oksijen var her bir molekülün içerisinde. Bize ne demiş peki? içerdiği atom sayısı 1 mol ise o zaman molekülün kendi mol sayısı kaçtır diye hemen e, burada bir soru sorabiliriz. Oran orantı kurabiliriz. Beşte bir olduğuna göre bunu da beşte bir olacak. Yani aslında 0.2 mol elimizde S2O3 molekül yapısı varmış arkadaşlar. E, i̇lk başta hemen mol sayısından ilerlemiş olduk. Ardından geliyor diyor ki kütlesi 22.4 gramdır. Bak kütle ile ilgili yorum yapmak istiyorsak önce bir molekül kütlesini bulmamız gerekiyor. Her zaman için bunu yapacağız tabii ki. Bileşim formülü S2O3 ise bu ne demek? 2 tane kükürt var. Yani 2 çarpı 32 kükürtlerden gelecek. Artı 3 tane oksijen var. Demek ki 3 çarpı 16 da e, bu oksijenlerden gelmesi gerekiyormuş. O zaman toplamını almamız yeterli olacak. Buradan 112 olarak bulacağız. Bak bu 112 değeri bize neyi veriyor? Bu bileşiğin 1 molü 112 gramdır demek oluyor. O zaman hemen şöyle bir oran orantıya gidebiliriz. Eğer 1 molü 112 gram kütlesine sahipse ve biz bunu 0.2 mol olduğunu bulmuştuk. 0.2 molü kaç gramdır deriz. Hemen basit bir oran orantıyla 22.4 gram olduğunu buluruz. Gramdır dediği için bu ifademiz doğru olacak. Eğer burada AKB'dir diye sorsaydı 22.4 NA AKB'dir dememiz gerekecekti. O çevirimi yapmamız gerekecekti. 12.8 gram kükürt elementi içerir diyor. Hemen şunu değerlendireceğiz. Her bir molekülün içerisinde iki tane kükürt olduğunu biliyoruz. Demek ki bunun her bir tanesinde 2 çarpı 32 kadar yani 64 AKB kükürt vardır veya her bir molünde 64 gram kükürt elementi vardır şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Mol dediği zaman hemen karşılığına gram yazmamız gerekiyordu. Bizim elimizdeki mol sayısı neydi peki? 0.2 mol. O zaman 0.2 molü kaç gramdır diyebiliriz. Sadece bu şekilde 0.2 ile çarpmamız yeterli olacak. Dolayısıyla 12.8 gram kükürt içerdiğini bulmuş olacağız. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Diğeri de diyor ki 9.6 gram oksijen elementi içerir. Burada ne yorum yapacağız arkadaşlar? Bunun her bir molünde gördüğümüz üzere 3 mol oksijen var. Dolayısıyla 3 çarpı 16 yani 48 gram oksijen elementi içerdiğini biliyoruz. Bizim elimizdeki molekülün mol sayısı 0.2 olduğuna göre bunun kütle karşılığı nedir şeklinde sorduğumuz zaman oksijenin e, içerdiği oksijenin kütlesini bulmuş olacağız. Dolayısıyla bunu da 9.6 gram olarak hesaplayacağız. Yani bu ifademiz de doğrudur. Her üç ifadede doğru olduğu için cevap E seçeneğindedir diyeceğiz. Şimdi gelelim gerçek atom kütlesi şeklinde bir ifadeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Oldukça kolay bir ifade var karşımızda aslında. Bir atomun gram cinsinden kütlesine biz gerçek atom kütlesi diyeceğiz. Hani demiştik ki gram demek AKB'nin NA katı yani Avogadro sayısıyla çarpımıydı ve tanecik bir atomun kütlesinden bahsediyorsak onun birimi aslında AKB olmalıydı ama bizden eğer bunun gram cinsinden karşılığını istiyorsa bu demek oluyor ki onu bulduğumuz sayı avogadro sayısına böldüğümüz zaman yani NA'ya böldüğümüz zaman gram karşılığını elde ederiz. Mesela bize demiş ki bir tane flor atomu 19 AKB'dir. O zaman 19/NA bölü Na gramdır. Demek ki bunun gerçek atom kütlesi 19 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür. Veya bir tane oksijen atomu 16 AKB ise o zaman bir tane oksijen atomu 16 bölü NA grama eşittir. Benzer şekilde bir tane kalsiyum atomu 40 AKB diyorsa bir tane kalsiyum atomu benzer şekilde 40 bölü NA grama eşittir. Bunlar da onun gerçek atom kütlelerini bize verecektir. Peki mol kavramıyla hacmi ilişkilendirecek olursak şimdi kütle arasında iki ilişkiyi kurduk yani bir başka bir e, büyüklük arasındaki ilişkiyi kurduk şimdi bir de hacimle bunun karşılaştırmasını yapalım arkadaşlar eğer hacimle ilişkiyi kurmamız istiyorsa burada maddenin gaz halinde olması gerekiyordur diğer fiziksel hallerde çünkü tanecikler arası etkileşimler ve oradan yolu çıkarak yoğunluklar aslında devreye girecek ama gazlardan bahsediyorsak böyle bir süreç bizim için önemli değil. Sabit değerlerimiz var. E gazın türünden bağımsız olarak hem de. Diyeceğiz ki iki tane e büyüklük, iki tane ortam değeri var karşımıza çıkacak. E sorularda NŞA diyorsa bak bu normal şartlar altında demek oluyor. Yani aslında 0 santigrat derece ve 1 atmosfer basınçtan bahsediyoruz bu ortamda. Bir diğer karşımıza çıkacak soru tipinde de oda koşulları veya standart şartlar altında diyebilir. Burada da arkadaşlar sıcaklık değerimiz 25 santigrat derece olacak ve basınç değeri gene 1 atm olacak. Şimdi eğer 1 mol gaz diyorsa gazın türünden bağımsız olarak tamamen diyeceğiz ki normal şartlar altında yani şu koşullarda 1 mol gazın kapladığı hacim 22,4 litredir her zaman her gaz için oda koşulları diyorsa yani 25 santigrat derece ve bir atmosfer diyorsa bu defa da bütün gazlar için 24,5 litre 1 mol gazın hacim karşılığı olacak. O zaman mesela bize dese ki 0.2 mol karbondioksit. Bak karbondioksit demesi orada bizim için hiçbir öneme sahip değil. Çünkü eğer bu koşullarda gaz halindeyse e, şu koşula uymak zorunda. Diyeceğiz ki o zaman 1 mol gaz yine türü ne olursa olsun bu koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyordu. Buna göre elimizdeki gazın mol sayısı 0.2 mol ise bunun karşılığı nedir? Yani hemen 5'te birini almamız yeterli olacak. Dolayısıyla 4,48 litre hacim kaplaması gerektiğini bileceğiz. Aynı gaz oda koşullarında olsaydı ne olacaktı peki? Bu defa da orantımız şu olacak diyeceğiz ki 1 mol 24,5 litre hacim kaplıyordu. Yine gazın türünden tabii ki bağımsız olarak. Elimizdeki gazın mol sayısı 0,2 olduğuna göre bu kaç litre hacim kaplar diyeceğiz. Yani gene 5'te birini almamız yeterli olacak. Dolayısıyla bu defa 4,9 litre olduğuna karar vereceğiz veya helyum gazı deseydi bak karbondioksit ya da helyum demesi bizim için önemli değil. Önemli olan mol sayısı ve o koşullarda gaz halde olması. Dolayısıyla aynı işlemleri yapacağız. Bu koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kapladığına göre mol sayısı 0.5 olan gaz kaç litre hacim kaplar? Yani sadece yarısını almamız yeterli olacak. Dolayısıyla 11,2 litre hacmine sahip olduğunu belirleyeceğiz. Aynı şekilde bu koşullarda 1 mol gaz 24,5 litre hacim kapladığına göre 0,5 mol'ü kaç litre hacim kaplar dememiz bu soruyu cevaplamamız için yeterli olacak. Yani yarısını gene almamız yeterli. Dolayısıyla 12,25 litre hacim kaplayacağını söyleyeceğiz. E, gazın türü ne olursa olsun. Hemen bir tane soruyla cevaplandıralım bunu iyice öğrenelim. Şuna dikkat edin arkadaşlar ne diyoruz? O koşullarda gaz halinde olması gerekiyor ki biz hacmiyle e, ilgili yorum yapabilelim. Karşımızdaki soruda bize demiş ki aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi diğerlerinden farklıdır. Dolayısıyla mol sayısı farklı olanın hacmi de farklı olacak. Aslında e, mol sayısı farklı olanı bulmamız yeterli olacak. Hepsi normal şartlar altında demiş. Dolayısıyla bakacağımız tek değer var. E, daha doğrusu iki durum var. Mol sayısı kaç ve o bu şartlar altında gerçekten gaz halde mi? Normal şartlar altında bir mol H2 gazı. Gaz olduğunu zaten söylemiş ve mol sayısından yola çıkmamız gerektiğine göre bir mol olduğunu belirtmiş. Normal şartlar altında 16 gram CH4 gazı. Bak hemen şunu yapıyoruz. CH4 gazının molekül kütlesi nedir? Karbon atom kütlesi 12 artı 4 çarpı 1 de hidrojenlerden gelecek. Bu 16 olarak bulacağız. Yani 1 mol 16 grammış. O zaman 16 gram CH4 gazı 1 molmüş. Demek ki bu ikisinin hem mol sayısı aynı hem de gaz halli olduğuna göre demek ki hacimler aynı olmak zorunda. Normal şartlar altında 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane helyum atomu. Bu zaten 1 mol demek değil miydi? Demek ki helyum atomundan da bahsettiğine göre bu bir mol olmak zorunda. Bunun da yine gaz halde olduğu için bir soy gaz olduğu için hacmi aynı olacak. Normal şartlar altında 3 NA tane. NA tane demek mol demekti zaten. Yani 3 mol atom içeren karbondioksit bileşiği. Bak bu defa şunu yapacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki karbondioksitin bir molünü alırsan içerisinde 3 mol atom olduğunu görürsün. Bunlardan ikisi oksijen, biri karbon olmak üzere. Buna göre 3 mol atom içeriyorsa Kendisi kaç moldür aslında aynı sayı olduğuna göre. Demek ki bunun da 1 mol olduğuna kolaylıkla karar verebiliriz. Geliyoruz normal şartlar altında 18 gram su bileşiği diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz diyoruz ki suyun molekül kütlesi 2 çarpı 1 hidrojenlerden gelecek. 16 da oksijenden gelecek ve 18 olarak bulacağız. Yani suyun 1 molü 18 grammış. E 18 gram dediğine göre bu da 1 mol olması gerekiyor. Şimdi bakıyoruz hepsi bir mol olduğuna göre buradaki değişkenimiz başka olmalı. Ne diyeceğiz? Bu şartlar altında hangisi gaz halinde değilse onun hacmi farklı olmak zorunda. Karbondioksitin gaz olduğunu biliyoruz. Helyumun gaz olduğunu biliyoruz. CH4 ve H2 için zaten gaz olduğunu belirtmiş. Dolayısıyla suyun normal şartlar altında sıvı halde olduğunu bildiğimiz için bunun hacmi diğerlerinden farklı olacak. Diğer 4 gazın tamamı normal şartlar altında dediği için 22,4 litre olacak arkadaşlar bu şekilde değerlendireceğiz. Hemen bir diğer soruya geçecek olursak biraz daha karma bir soru olsun bu karşımıza gelen. Bize demiş ki 11 gram C2H6 gazına karbon atom sayısı 2 katına çıkana kadar CH4 gazı ekleniyor. Bak hemen gidip bir C2H6'nın molekül kütlesini bulalım ki elimizde kaç mol C2H6 varmış onu belirleyebilelim. Şimdi iki tane karbon var 2 çarpı 12 oradan gelecek. 6 çarpı de hidrojenlerden gelecek. Dolayısıyla 30 olarak bulacağız. Bak bu bilgi bize neyi veriyordu? Demek ki 1 mol C2H6'dan bahsediyorsan bunun kütlesi 30 gram olacak. Ve bize hemen 15 gram dediği için 15 gramın mol sayısına buradan rahatlıkla gidebiliriz. Yarısı olduğuna göre demek ki elimizde 0.5 mol C2H6 varmış en başta. Peki bize ne demiş? Karbon atom sayısı 2 katına çıkana kadar. Şimdi C2H6'nın içerisinde iki tane karbon olduğuna göre demek ki bizim elimizde aslında bir mol karbon atomu yer alıyormuş bu bileşiğin yapısında. Peki bunu nasıl iki katına çıkarabilirim? Yine bir mol karbon atomu içeren CH4 eklemem gerekiyor değil mi? Yani başlangıçta benim elimdeki C2H6'nın mol sayısı 0.5 moldü ve bunun içerisinde bir mol karbon atomu vardı. Demek ki bunun içerisine ben yine 1 e, mol karbon atomu içeren CH4 eklemem gerekiyor. CH4'ün 1 mol karbon atomu içermesi için yapıda sadece bir tane karbon olduğundan dolayı 1 mol olması gerekiyor. Yani 0.5 mol C2H6'nın üzerine ben 1 mol CH4 eklemişim ki karbon sayısı 2 katına çıkmış. Buna göre arkadaşlar artık öncülleri değerlendirebiliriz. Aynı şartlarda hacmi 3 katına kadar çıkmıştır. Şimdi ikisi de e, bu şartlar altında gaz gaz olduğunu belirtmiş bize. Dolayısıyla e mol sayısı 3 katına çıktıysa hacim de 3 katına çıkacak. Bak 0.5 mol vardı. Biz 1 mol daha eklediğimiz zaman toplam 1.5 mol oldu. Yani mol sayısı toplamda 3 katına çıktı. O zaman hacim de 3 katına çıkmak zorunda. Kütle 3 katına çıkmıştır diyor. Hemen şöyle değerlendirelim. Elimizdeki 0.5 mol C2H6 15 gramdı. Biz bunun üzerine ne kadar CH4 ekledik? 1 mol ekledik ve CH4'ün mol sayısı, mol kütlesinin daha doğrusu 12 artı 4 çarpı 1'den 16 olduğunu biliyoruz. Yani 15 gramın üzerine biz 16 ekledik ve 31 gram son durumdaki madde kütlemiz oldu. Dolayısıyla kütle 3 katına çıkmadı. Sadece hani 2 katının biraz fazlasına çıkabildi. Hidrojen kütlesi 7 bölü 3 katına çıkmıştır diyor. O zaman şunu da böyle değerlendireceğiz. E, 6 tane hidrojen var ve 0.5 mol. Dolayısıyla e, 0.5 çarpı 6'dan 3 gram hidrojen vardı başlangıçta. Peki son durumda kaç gram hidrojenimiz oldu toplamda arkadaşlar? Onu değerlendirelim. 3 gram zaten vardı. Eklediğimiz e, karbonun yapısında e, daha doğrusu metanın yapısında 4 hidrojen var. 1 mol olduğuna göre toplamda 4 gram hidrojen eklemiş olacağım. Yani 7 bölü 3 katına çıkmış olacak hidrojenin kütlesi başlangıçta 3 iken son durumda 7 olmuş oldu. Çünkü o zaman bu ifademiz de doğrudur. Birinci ve üçüncü ifadelerimiz doğru olduğu için cevabımız C seçeneğindedir diyeceğiz. Şimdi konuyu bitirirken neler öğrendik? Şöyle tekrar bir gözden geçirelim. Mol kavramının tarihçesinden bahsettik. Bağıl atom kütlesini ifade ettik. İzotop atomların neler olduğunu hatırladık ve ortalama atom kütlesini hesapladık. Mol kavramının tanecik sayısıyla yani aslında Avogadro sayısıyla ilişkisini belirledik kütle ile mol kavramı arasında ve hacimle mol kavramı arasındaki ilişkileri belirledik ve hesaplamalar yaptık. Böylece de mol kavramını hepimiz gayet güzel bir şekilde öğrenmiş olduk. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmiyoruz. Hala kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz ve hem programı takip etmeyi hem de ödevleri güzelce yapmayı ihmal etmiyoruz asla. O zaman tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler dilerim.